Hitit İmparatorluk çağının sona ermiş olması ve başkent arşivlerinin artık bizlere bilgi vermediği bir dönem olan geç Hitit Krallıkları döneminde Melit Krallığı ile ilgili bilgileri Asur belgeleri ile Urartu Kral yazıtlarından öğrenebiliyoruz. Ayrıca Melit'te bulunmuş Luvis hieroglif yazıtlarından da M.Ö. 2. bin yılın son yüzyılından M.Ö. 9. yüzyıla kadar olan dönemdeki hanedan silsilesini tespit etmek mümkündür. Günümüzde Malatya sınırları içerisinde yer alan krallığın başkenti olan Melit, yukarı Fırat'ın batı kıyısında, içerisinde Tohma suyunun aktığı ovanın güneyinde Arslan Tepe olarak bilinen höyüğün üst katmanlarıdır. Bu ovada Fırat Nehri büyük bir kavis çizerek daha yavaş akar. Bu nedenle başkent görece nehrin rahat geçilebildiği bir bölgeye kurulmuştur. Fransız hidrolog Louis Delaporte tarafından 1932 yılında kazılan bu alanda Merit Kalesi'nin kabartmalı kapısı bulunmuştur. Kapı bulunur ancak kalenin diğer kısımları ile bağlantıları açığa çıkartılamaz. Ancak yine de Rudolf Naumann bir rekonstrüksiyon yayınlar. Bu rekonstrüksiyonun zaman içerisinde gerçekliği bulunan diğer yapı parçalarıyla ispatlanır ve burada ayrıca Asur Kralı 2. Şarrukin tarafından yaptırılmış bir sarayın kalıntıları da bulunur. Güneydoğu Toroslarının uzantılarından biri olan Ahır Dağları'nın güney eteklerindeki alçak tepeler üzerine kurulu Kahramanmaraş, önünde uzanan ve aynı adı taşıyan ovaya hakim konumdadır. Bölgenin güneyi, batıda Amanoslar, doğuda ise Kurt, Sof ve Gani dağları arasında uzanan ovalar dizisinin oluşturduğu dar bir koridorla Amuk Ovası'na ve Kuzey Suriye düzlüklerine açılır. Bu yönüyle Kahramanmaraş bölgesi, Kuzey Suriye, dolayısıyla Mezopotamya coğrafyasının Türkiye topraklarındaki sınırlarını belirler. Bu noktada ortaya çıkan Güneydoğu Toroslar, Mezopotamya ile Anadolu arasındaki bağlantıyı keser. Geç Hitit krallıklarından Gurgum, coğrafi olarak bugünkü Kahramanmaraş bölgesine lokalize edilir. Kahramanmaraş'ın yakın çevresinde bulunmuş olan yazıt ve siteller bunu doğrular. Gurgum, Asur yazıtlarında kimi zaman bir kent, kimi zaman ise bir bölge adı olarak kullanılır. Kuzeyde Ahır Dağı, batıda Amanos Dağları ve doğuda Gani Dağları beyliğin doğal sınırlarını belirler. Batıda Kue yani Adana, doğuda Kummuh yani Adıyaman, güneydoğuda Kargamış yani Gaziantep, güneyde Samal yani İslahiye, Zincirli beylikleriyle komşudur. Gurgum adı Asur kaynaklarında ilk kez 2. Asur Nasirpal dönemi yazıtlarında geçer. 2. Asur Nasirpal, bugün Nemrut olarak anılan Kalhu'daki sarayının açılışına Hatti, Sidon, Malidu, Habuşkiya, Gilzanu, Kumu ve Muşaşiru ülkelerinden 5000'e yakın yüksek memur ve elçiyi davet etmiştir. Davetliler arasında Gurgum'dan gelenler de vardır. Kral, sarayın açılışı dolayısıyla 10 gün boyunca davetlilere ziyafet verir ve onurlandırır. 2. Asur Nasirpal'ın oğlu 3. Salmaneser döneminde Asur Devleti'nin Kuzeydoğu Akdeniz'e yani Çukurova, Antakya, Kahramanmaraş civarlarına gerçekleştirdiği seferlerin oldukça sıklaştığı görülür. 3. Salmaneser bölge beylerinden haraç toplar, aynı zamanda Amanos dağlarından da kereste temin eder. M.Ö. 858 yılına ait bir Asur belgesi, Gurgum Kralı Muttali'nin Asur Kralı 3. Salmaneser'e haraç ödediğinden bahseder. M.Ö. 853-852 yıllarına tarihlendirilen, yine 3. Salmaneser'in seferlerinin anlatıldığı Kurk anıtında Fırat'ın batı yakasında gümüş, altın, kalay, bronzun haraç alındığı kişiler arasında Kalparunda adında bir Gurgun kralı karşımıza çıkar. Kahramanmaraş'ın güneydoğusunda Pazarcık'ın 7 kilometre güneyinde Pazarcık Ovası'nı doğu yönden çevreleyen Kazan Kıran Dağı'nın güney eteklerinde Kızkapanlı Köyü Gözlü Göl Ovası'nda Asur çivi yazısıyla yazılmış bir sınır taşı bulunmuştur. Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş il sınırları arasında yer alan Gani Dağları'nın güneye uzanan dağ sıraları üzerindeki yaylada
muhtemelen orijinal buluntu yerinde dikilen bu sınır taşı içeriği bakımından konumunu önemli kılmaktadır. Asur kralı 3. Adad Nirari dönemine ait olan stel 140 cm yüksekliğinde, 44 cm genişliğinde ve 16,5 cm kalınlığındadır ve Kahramanmaraş Müzesi'nde sergilenmektedir. 3. Adad Nirari ve annesi Semiramis'in Kumbuh kralı Uşbil Lulumen'in çağrısı üzerine olasılıkla M.Ö. 805 yılında Fırat Nehri'nden geçerler ve Arpatlı Atarşumik'e karşı askeri güç uygularlar. Bundan sonra gelen satırlarda ise 3. Adad Nirani, Kumbuh kralı Uşbil Lulume ile Gurgun kralı Palalam oğlu Kalpuranda arasında sınır taşı diktiğini söyler. Yine 3. Adad Nirari dönemine ait bir yazıtta olasılıkla M.Ö. 796 yıllarında Arpat başkanlığında Asur'a karşı oluşturulan birliğin içinde Gurgun kralı Kalpuran da yer alır. Yukarıda ele aldığımız pazarcık kız kapanlı siteli üzerindeki M.Ö. 773'lü yıllarda yazılmış olan ikinci bir yazıt ise 3. Adad Nirari'nin oğlu 4. Salmaneser'e aittir. Babası 3. Adad Nirari'nin politikasını izleyerek Kuzey Suriye seferlerini sürdüren 4. Salmaneser, Şam'a yaptığı bir seferden dönüşünde babasının diktiği taşa yeni bir yazıt eklemiş, Kumbuh kralı Uşbil Ulumen'in sınırlarını teyit etmiştir. 3. Tiglatpileser'in saltanatının 3. yılına ait bir başka Asur belgesinde Asur'a karşı ittifak oluşturan Urartu kralı 2. Sarduri'nin başını çektiği ve Melit, Kumbuh gibi geç Hitit krallıklarının da yer aldığı birliğin içinde Gurgun kralı Tarhularan'ın da adı geçer. 2. Sargon dönemi Asur kayıtlarında Asur ile Gurgun arasındaki siyasi ilişkiler daha net bir biçimde ortaya çıkar. Yazıttan M.Ö. 711 yıllarında Tarhularan'ın oğlu Muttalu tarafından öldürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu olay üzerine Asur kralı 2. Sargon bizzat Gurgun'a gelip Muttalu'yu tahttan indirir ve Gurgun'u Asur devletinin bir eyaleti haline getirir. Yazıtta Asur kaynaklarında ilk defa Markaşi yani Maraş ismi geçer. Oğlu Muttalum, Gurgunlu Tarhularay'ı kılıçla öldürüp benim iznim olmadan tahta kendisi geçti ve ülkesini yönetti. Yüreğimin kızgınlığı ile hiçbir tehlikeli bölgede benim yanımdan ayrılmayan savaş arabam ve süvarim ile birlikte son hızla Markaşi şehrine gittim. Muttalu'yu, onun oğlu, ailesi, Bitpallu ülkesindeki her şey, altın, gümüş ve saraydaki tüm varlığı ile birlikte ganimet olarak aldım. Gurgun halkını en uzak sınırına kadar bağışladım. Onların başına kendi memurumu yerleştirdim. Asur halkı ile bir tuttum. Korsabat'ta bulunmuş bir başka yazıtta 2. Sargon'un Markaşili Tarhularan'ın krallığını yıktığını ve tüm topraklarını Asur sınırlarına kattığı ifade edilir. Yine Korsabat'ta bulunmuş bir döşeme yazıtında 2. Sargon icraatlarını ve niteliklerini sayarken Markaşi şehrinde Tarhulara krallığına son veren, Gurgun'un tamamını Asur sınırları içine katan ifadesini kullanır. Söz konusu yazıtlardan 2. Sargon döneminde Gurgun'un Asur'un etki alanı içinde olduğu ve Asurlu yöneticiler tarafından yönetildiği anlaşılmaktadır. Markaşi ismi sadece 2. Sargon dönemi Asur belgelerinde geçer. Hitit hiyeroglif yazıtlarında bu isme rastlamak mümkün değil. Kahramanmaraş kent merkezinde yer alan Kahramanmaraş Kalesi ve Hüyü ile yakın çevresinde ortaya çıkarılan hiyeroglif yazıtlı sitel, kabartma ve heykeller, Gurgun'un konumu ve kralları hakkında önemli bilgiler verirler. Bu yontular üzerindeki hiyeroglif yazıtlar olasılıkla 8. yüzyıldan daha erken bir kronolojiye, daha çok 9. yüzyıl veya daha öncesine yerleştirilir. 711 yıllara ait 2. Sargon yazıtlarında adları geçen Gurgun kralları Tarhulara ve Muttalu'nun adlarına yerel kaynaklarda rastlanmaz. Bu da en azından Gurgun sitellerinin 711'li yıllardan önceye ait olması gerektiğini gösterir. 3. Halparuntaş dönemine ait Kahramanmaraş Kalesi'nde bulunmuş olan ve bugün İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenen Kabı Aslanı kaleden çıkan önemli eserler arasındadır. Bu gibi örnekler genellikle
geç Hitit merkezlerinin kapı girişlerinin her iki yanına bir yanları duvara yaslanacak biçimde konulmaktaydı. Üzerindeki hiyeroglif yazıt, Gurgun krallarının soy ağacını vermesi bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca üzerindeki hiyeroglif yazıttan aslının bulunduğu yerin tanrılara adanmış kutsal bir alan olduğu da anlaşılmaktadır. Ben Prens Halparuntaş, Gurgun şehrinin kralı, Vali Layamış'ın oğlu, Kahraman Halparuntaş'ın torunu, Cesur Muvatalish'in torun çocuğu, Prens Halparuntaş'ın torununun torunu, Kutsanmış Muavish'in torununun torun çocuğu, Büyük Layamış'ın torununun torununun torunu, Vali Laramış'ın soyundan, tanrılar tarafından sevilen, halkın tanıdığı, uzak ülkelerde bilinen, yüce ve lütufkar kral. Beni ve atalarımı seven tanrılar, beni babamın tahtına oturttular. Harap olmuş yerleri tekrar ayağa kaldırdım. Tarhunzaş ve Ea'nın izniyle bu şehirleri ihya ettim. Yazıtta adı geçen 3. Halparuntaş'ın, 3. Adad-Nirari'nin 805 yılında bölgeye yaptığı seferde diktirdiği sınır taşında da adı geçen Palalam oğlu Kalparun da olabileceği öne sürülmüştü. Ancak bu noktada Asur kaynaklarında Palalı'nın oğlu olarak geçen 3. Halparuntaş, hiyeroglif yazıtlarda Laramaş'ın oğlu olarak geçmesini açıklamak güçtür. Yine Maraş Kalesi'nde çıkmış olan, bugün İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde yer alan gövdesinin alt kısmı günümüze ulaşmış heykel üzerindeki yazıt, Gurgun krallarının soy ağacı hakkında diğer bir bilgi kaynağıdır. M.Ö. 9. yüzyıl sonlarına tarihlendirilen uzun giysili, eteği saçaklı bir erkeği betimleyen heykel, üslup olarak zincirli sambal örnekleriyle paralellik taşımaktadır. Ben Hükümdar Halparuntaş, Gurgun Kralı, Hükümdar Muvatalish'in oğluyum. Fakat ben, Halparuntaş, ona izin verdim. Mutavalish'in oğlu Muvizish'in büyük torunu. Ben, babamı, büyük babamı, büyük büyük babamı ve atamı yücelttim. Yazıtta kendini Muvizish'in torunu olarak tanımlayan kişinin 2. Halparuntaş olduğu önerilir. Bu açıdan 2. Halparuntaş ve babası Muvatalish, 3. Salmaneser yazıtlarında adı geçen Kalparun'da ve Muttali olmaları olası görülmektedir. Yine yazıtta büyük büyük babası olarak tanımladığı 1. Laramaş, M.Ö. 10. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilir. 1. Laramaş'ın Maraş 8 siteline diken ve kendini Astu Varamanzas'ın torunu ve Muvatalish'in oğlu olarak tanıtan hanedanın kurucu kral olduğu anlaşılmaktadır. Ben Laramaş, Astu Varamanzas'ın torunu, Muvatalish'in oğlu. Asur ve yerel hiyeroglif yazıtlardan yola çıkılarak Gurgun krallarının soy ağacı şu şekilde düzenlenmektedir. 1. Laramaş, Muvizish, 1. Halparuntaş, Muvatalish, 2. Halparuntaş, 2. Laramaş, 3. Halparuntaş. Ancak bu verilerin güvenilirliği tartışmalıdır ve yeni veriler ve arkeolojik buluntularla desteklenmesi zorunludur. Anlaşılacağı üzere Asur yazıtlarının aksine Maraş sitelleri krallığın son dönem kralları hakkında bilgi vermezler. Bu durumda daha önce de belirttiğimiz gibi bu soy ağacı olasılıkla M.Ö. 711 öncesi dönem için geçerli olmalıdır. Maraş Kalesi ve yakın çevresinden çıkarılmış olan sitellerde kendine özgü bir üslubu sergiler. Önceleri Hitit etkili bir üslupken daha sonra Asur, Arami ve Fenike unsurlarının artmasıyla daha eklektik ve kompozit bir biçime dönüşür. Mezar stellerindeki tekli, ikili veya üçlü figürlerden oluşan kompozisyonlar kabartma şeklinde betimlenmiştir. İkili kompozisyonlarda genellikle kadın erkek, muhtemelen karı koca veya kadın çocuk, üçlü kompozisyonlarda ise kadın erkek ve olasılıkla çocuk figürleri işlenmiştir. İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde karşılıklı oturmuş iki kadın figürünün bulunduğu bir örnek klasik anlatımın dışına çıkar. Konular daha çok ziyafet sahnesi ve aile bireylerinin gündelik yaşamlarıyla ilgilidir. Ziyafet sahnelerinde çoğunlukla arkalıklı sandalyelerde karşılıklı oturmuş karı koca figürleri arasında bir yemek masası bulunur.
kompozisyonların üzerinde yiyecek ve içecek bulunan çapraz ayaklı masa ve figürlerin ellerinde kupa veya yiyecek tutar biçimde oluşturulması, ölü yemeği sahnesi olarak isimlendirilmesine neden olmuştur. Gövdeler cepheden, baş ve ayaklar ise profilden betimlenmiştir. Erkek figürlerinin ellerinde genellikle üzüm veya buğday salkımı, kupa, bazı örneklerde de asa bulunur. Saç ve sakal spiral buklelerle ifade edilmiştir ki bu daha çok arami etkisi olarak yorumlanır. Yine bazı erkeklerin ellerinde papirüs yaprakları veya bunların konulduğu kutular, kalem, terazi gibi olasılıkla mesleklerini yansıtan objeler bulunur. Kadınlar ise genellikle yün eğilirken betimlenmişlerdir. Kenarları püsküllü, bazen başı da örten uzun bir entari giymişlerdir. Üzerlerinde bilezik, halhal, fibula yani çengelli iğne, kemer gibi dekoratif unsurlar da taşırlar. Mezar stellerindeki çocuklu sahnelerde Maraş stellerini özel kılan bir başka unsurdur. Çocuklar kadının kucağında betimlenmiş, böylelikle daha dünyevi sahneler oluşturmuştur. Ziyafet sahnelerinde bazen kadınların elinde iğ, ayna gibi nesneler tutar durumda gösterilmeleri aynı anlayışın ürünüdür. Kadınlar yün eğirme ve süslenme ile ilişkilendirilmiş, erkekler ise olasılıkla meslekleriyle ilgili simgelerle betimlenmişlerdir. Maraş stellerini bölgedeki diğer beylik merkezlerinde ortaya çıkarılmalarından ayıran en önemli özellikleri işledikleri konulardır. Stellerde kral, tanrı kabartmalarından çok sıradan insanların yaşamları anlatılmıştır. Bu sıradan insanların yine bölgenin varlıklı aileleri olması olası görünmekle birlikte konular daha çok aile yaşamı ve kadınlarla ilgilidir. Bugün Adana Müzesi'nde sergilenmekte olan bir mezar steli farklı üslubuyla önem taşır. Burada diğerlerinin aksine karı koca tam cepheden betimlenmişlerdir. Ellerini birbirlerinin omzuna atmışlardır. Yüzlerindeki hüzünlü ifade dikkat çekicidir. Maraş'ta mezar stellerinin yanında genellikle fırtına tanrısının işlendiği adak stelleri de bulunmaktadır. Bu örneklerde de gövde cepheden, baş ve ayaklar profilden verilmiştir. Fırtına tanrısının bir elinde balta, bir elinde ise şimşek demetleri bulunur. Konik başlığının üzerinde ise kanatlı güneş kurtu yer alır. Bu fırtına tanrısı için gelenekselleşmiş bir kompozisyondur. Adana Müzesi'nde bulunan bir örnekte ise hayvan üzerinde duran bir tanrı betimlenmiştir. Konik, boynuzlu başlık taşıyan figür kısa eteklidir ve uçları yukarı kıvrık ayakkabı giymiştir. Başlığın üzerinde kanatlı güneş kurtu bulunur. Sol elinde bir av hayvanı, sağ elinde ise yay bulunur. Kabartmalı mezar stelleri ve adak stelleri yanında heykel biçiminde tanrı veya kral yontuları ile aslan yontuları Maraş Kalesi'nde ortaya çıkarılmıştır. Çoğu yazıtlı olan bu örneklerden İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve üzerindeki yazıtla 2. Halparun Taş'a ait olan heykelin gövdesinin alt kısmı günümüze ulaşmıştır. Belde enli bir kemer ve sol yana asılı bir kılıç bulunmaktadır. Buna benzer bir diğer heykel parçası ise Maraş Müzesi'nde bulunmaktadır. Maraş, Gurgun çevresinde özellikle Maraş Kalesi ve yakınlarında 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında temel kazılarında tesadüfen bulunmuş bu mezar stelleri, heykel ve yazıtlar kendine özgü bir yerel üslubu yansıtır. Özellikle kabartmalarda işlenen konuların bölgeye has olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında Asur, Arami özelliklerinin ayrıntılarda izlenebildiğini söyleyebiliriz. Maraş bölgesinin birinci bin yıl kültürleri bölgede bu döneme yönelik bir arkeolojik kazı yapılmadığından daha çok yüzey araştırmaları sonucu elde edilmiş bulgular ve yazıtlı heykel ve kabartmalardan yola çıkılarak tasarlanabilmektedir. Yüzey araştırmaları sonucu elde edilmiş arkeolojik materyalin değerlendirilmesi bu açıdan oldukça zorlaşmıştır. Söz konusu bulguların bölgede yapılacak arkeolojik kazılardan elde edilecek stratigrafik verilerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Günümüze kadar kullanımı devam eden Maraş Kalesi ve höyüğünde yüzey araştırmalarından elde edilen ön bulgular değerlendirildiğinde ilk yerleşimlerin en azından ilk Tunç Çağı'nın başlarına kadar gittiğini söyleyebiliriz. Böylelikle kale ve höyüğün
Maraş'ın 5000 yıllık bir tarihsel sürecine tanıklık ettiği anlaşılmaktadır. Kaleden çıkarılmış olan 3. Halparun Taş ve 2. Halparun Taş dönemine ait aslan ve insan heykelleri Maraş Kalesi'nin geç Hitit dönemi kimliğiyle ilgili önemli kanıtlar taşımaktadırlar ve özellikle kutsal açıdan önemli bir yerleşimi olduğuna işaret etmektedir. Maraş Kalesi ve eteklerindeki höyük günümüzde modern kent dokusu tarafından tehdit edilmektedir. Çevresindeki yapılaşma, yollar ve drenaj sistemiyle ağaçlandırma höyüğün tabakalarına zarar vermiştir. Geç Hitit dönemi hakkında daha sağlıklı verilere ulaşmak için tarihsel ve arkeolojik açıdan oldukça önemli olan kalede ve höyüğün kuzey, doğu ve batı yamaçlarında arkeolojik kazıların yapılması oldukça faydalı olacaktır. Bugünkü Adıyaman sınırları içerisinde kalan krallığın yapılan son araştırmalarla Birecik'e kadar uzandığı anlaşılmıştır. Kuzeyinde Melit, güneyinde Karkamış, batısında Gurgum krallıkları bulunmaktaydı. Krallıkla aynı ismi taşıyan başkent günümüzde Atatürk Baraj Gölü'nün altında kalmış olan Samsat Höyük'te yer almaktadır. Burada yürütülen kazılarda anlaşılmıştır ki demir çağı katmanları kendisinden sonraki Komagene başkentinin mimarisi altında tahrip olmuştur. Bütün diğer geç Hitit krallıkları gibi Kummuhu da Asur ile istikrarsız ilişkiler içerisindeydi. Milattan önce 886'da Kummuhu kralı Katazilu'nun Asur'a vergi ödediği bilinmektedir. Bir Asur politikası olarak yürütülen küçük krallıkların vergi ödeyerek kontrol altında tutulması ve karşılığında korunma kazanmaları fikri Kummuhu krallığı içinde geçerlidir. Bugün Kahramanmaraş Müzesi'nde bulunan ve pazarcık stili olarak bilinen yazıtta Asur kralı Adad-Nirari M.Ö. 805 yılında Gurgum ile Kummuhu arasındaki sınırı çizmektedir. Urartular tarafından oluşturulan ittifakta yer alan Kummuhu kralı Asur'a karşı ayaklanır. Bu ayaklanma Asur kralı 2. Şarrukin tarafından bastırılır ve başkent Mutalla isimli krala verilir. Ancak bu kral da Urartu ile ittifak yapar. Bunun üzerine Asur kralı 2. Şarrukin Kummuhu'yu ele geçirir ve halkı Güney Mezopotamya'ya yerleşmeye zorlar. Yerlerine de Babilileri yerleştirir. Samal bugün Gaziantep'te Zincirli Höyük'te yer almaktadır. Salmaneser döneminde ismi Aramice Bit Gabbar olarak değiştirilmiş ve Asur'a vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. Aşağı şehir daire şeklinde bir alana yayılmıştır ve çift su duvarıyla korunur. Bu kentte çeşitli yazıtlar bulunmuştur. Bunlar Fenikece ve Aramca olup bu alfabetik sistemlerle yazılmışlardır. Ayrıca Samal kralı Barrakib'e ait hieroglifli bir mühür ve yine aynı krala ait hieroglif yazıt bulunmuştur. Kral Kilambuvar'ın yazdırdığı bir yazıtta kendinden önceki kralların adı verilmektedir. Bir başka stelde ise Yaidi kralları olarak Karal ve oğlu Panamuva'nın isimleri geçer. Yazıtın önemi Samal ülkesinin yaşadığı karışıklıklardan bahsederek Asur hakimiyetiyle bunların son bulduğunu belirtmesi ve Samal krallarının isimlerini vermesindedir. Bunlar Karal, oğlu 1. Panamuva, Bansur, oğlu 2. Panamuva ve oğlu Barrakip. Patin Krallığı bugünkü Antakya ve Amuk Ovası'nda yer alır. Yakın zamana kadar Hattin olarak okunan isminin yakın zamanda yapılan çalışmalar Patin olduğunu ortaya koymuştur. Krallığın başkenti Kunalua'dır. Aynı bölge Hitit kaynaklarında başkenti Alalah olan Mukiş bölgesinin bir parçasıdır. Bu krallıkla ilgili bilgiler daha ziyade Asur kaynaklarına dayanır. Bu nedenle Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünden Asur Kralı Asur-Nasirpal dönemine kadar olan süreçte Patin Krallığı ile ilgili bilgiye sahip değiliz. İlk kez M.Ö. 870 yılında Asur Kralı Asur-Nasirpal'ın
Batı seferi sırasında Patin ülkesine girdiğini ve Kral Lubarna'dan haraç aldığını görüyoruz. Milattan önce 858'de Asur Kralı 3. Şulmanu Aşerit Kuzey Suriye'ye bir sefer düzenler. Bu sefer de Patin Krallığını Bit Adini Kralı ve Karkamış Kralı tarafından desteklendiğini görür. Kuzey Suriye koalisyonu olarak da değerlendirilebilecek bu durumu Asur Kralı bozar ve Patin Krallığının bir kısmını işgal eder. Milattan önce 857'de ise Patin tahtında Kalparunda'nın oturduğunu ve Asur'a vergi ödediğini görüyoruz. Bu kralın vergi ödeme sahneleri Balavat kapı üzerindeki tunç kaplamalarda işlenmiştir. Milattan önce 829 yılında Patin ülkesinde bazı taht kavgalarının meydana geldiğini yine Asur kaynaklarından öğreniyoruz. Buna göre Patin kralı Lubarna Sur isminde bir kişi tarafından tahttan indirilmiştir. Bu durum üzerine Asur kralı 3. Şulmanu Aşerit orduyu Patin'e göndererek Suri'yi öldürtmüş ve yerine Sasi'yi geçirmiştir. Daha sonraki belgelerde ülkenin adı Unki, Aramice Amk, bugünkü Amuk olarak geçer. Bu nedenle bölgenin bu dönemden itibaren Arami etkisine girdiğini söylemek mümkündür. Milattan önce 743'te Asur kralına karşı oluşturulmuş ve yenilgiye uğramış Gurgum, Kummuhu ve Melid'inde yer aldığı Urartu Arpat ittifakında Unki yer almaz. Bu durum Asur yanlısı politikaların bir yansıması olmalıdır. Fakat bundan 4 yıl sonra Unki kralı Tutammu anlaşmayı bozar ve ayaklanır. Milattan önce 738'de Asur buraya bir sefer düzenleyerek Tutammu'yu tahttan indirir, kenti yağmalar ve başkente Asurlu bir vali atar. Böylece Unki Asur eyaleti haline gelir. Tabal, klasik çağda Kapadokya olarak tanımlanan Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray illerini kapsayan, batıda Bor, doğuda Malatya'ya kadar uzanan bir bölgeyi kapsar. Tabal, güneyde yer alan ve Asur etkisinde yer alan Hitit devletlerinin aksine Friklerle komşu ve etkileşim içerisindeydiler. Asur kaynaklarında 24 Tabal kralının adı geçer. Bu krallar Asur'a vergi ödemek zorunda kalmışlardır. Tabal krallarından biri olan Ambaris'in Asur kralı 2. Sargun'un kızı ile evlendiği ve Hillaku bölgesinin kendisine hediye edildiği yazılı belgelerden anlaşılmaktadır. Tabal'ın geçim kaynakları tarım, at yetiştiriciliği ve maden işlemesiydi. Eski ahitte Tabal'dan Tubal olarak bahsedilir ve madeni eşyalardaki ustalıkları konu edilir. Yine eski ahite göre Tubal, Nuh peygamberin oğlu Yafes'in soyundan gelmektedir. İvriz'de yer alan bir kaya kabartmasında Kral Varpalavas, bereket tanrısının huzurundadır. Burada giysiler ve başlıklar Tabal'ın üzerindeki fidik etkisinin göstergeleridir. Bugünkü ülke sınırları nedeniyle Kargamış'ın iç şehir ve kalesi Gaziantep, Nizip, Kargamış köyü sınırları içerisindeyken dış şehir Suriye'nin Cerablus köyü içerisinde kalmıştır. Kargamış, Fırat'ın batı yakasında önemli bir ova üzerinde geçiş noktası olarak Geç Hitit devletleri içerisinde en önemlilerinden birini oluşturur. Geç Hitit devletleri kurulmadan çok daha önce tarih sahnesine çıkan Kargamış, Anadolu Yüksek Ovası'nın bittiği ve Suriye düzlüklerinin başladığı bir alanda kurulmuş olmasıyla Doğu Akdeniz limanlarına açılan ticaret yollarının üzerinde yer almış, Hitit İmparatorluğu zamanında Hititlerin bölgedeki anahtarı olmuştur. Milattan önce 717'de Asur kralı 2. Sargun'un şehri yağmalayarak halkını Asur'a taşımasıyla bir Asur şehri haline gelmiştir. Kargamış 17. yüzyılda fark edilmiş olmasına rağmen bilimsel kazılar 1911'de başlamıştır. 1920 yılına kadar 3 dönem kazılabilen Kargamış'ta çok sayıda eser ele geçirilmiştir. Bunlar kral ve yöneticilerin hiyeroglif yazılı stelleri ve çeşitli orthostatlardır. Ayrıca şehrin surlarına ait kapılarda
gün yüzüne çıkarılmıştır. Milattan önce 1. bin yıl Anadolu'da merkezi yeni güçler, büyük ordular ve savaşlarla kendini gösterir. Demirçağ krallıkları olarak adlandırılan doğuda Asur, Babil, Med, Urartu gibi devletler yanında batıda ise Yunan Kent devletleriyle Frig ve Lidya devletleri ortaya çıkar. Büyük savaşların, insan kıyımlarının, tehcir uygulamalarının yapıldığı bu dönem özellikle madencilik ve mimari başta olmak üzere birçok yenilik ve gelişmenin de ortaya çıktığı dönemdir. Yeni toplumlar, diller ve yazılar artık Anadolu'nun etnik ve kültürel yapısını çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir. İşte bu siyasal ve toplumsal panoramada Doğu Anadolu yüksek yaylasında yeni ve gelişmiş bir kültür ortaya çıkar. Bölgenin zorlu iklim koşulları, geçit vermeyen yüksek dağları, bu zengin kültürün ve merkezi yapının gelişimini ilk defa engelleyememiş, aciz kalmıştır. Dağların krallığı artık iş başındadır ve Doğu Anadolu'nun yazgısını değiştirecek, İlk defa Anadolu'nun diğer bölgeleriyle ölçülebilecek bir teknolojik ve kültürel birikimi yansıtacaktır. Milattan önce 9 ile 6. yüzyıllar arasında Yakın Doğu tarihinde önemli bir rol oynayan ve merkezini Van Gölü Havzası'nın oluşturduğu Urartu Krallığı ile ilgili bilgilerimiz M.Ö. 13. yüzyılın başlarına kadar iner. Asur kaynakları bu konuda bilgi edinebildiğimiz tek yazılı kaynak niteliğindedir. Asur yıllıklarından anlaşıldığı kadarıyla Urartu'nun merkezi devlet örgütlenmesinin ilk adımları Arame ile başlamakla birlikte merkezi devlet sistemine geçiş Rütipri oğlu 1. Sarduri ile gerçekleşmiştir. 1. Sarduri adı Van Kalesi'nin güneybatı eteklerinde yer alan Madırburç üzerinde geçer. Ve 1. Sarduri, Asurca yazılan bu kitabede kendini Nairi topraklarının kralı olarak tanıtır. Kitabe şöyledir. Büyük kral Lutipri'nin oğlu, kudretli kral, kainatın kralı, Nairi ülkesinin kralı, eşi olmayan kral, savaştan korkmayan dehşet verici çoban, kendine boyun eğmeyenleri mahveden kral Sarduri'nin yazıtı. Ben, Rütipri oğlu, Karlar Kralı, bütün krallardan vergi kabul eden Sarduri'yim. Van Kalesi'ndeki bu yazıt, Urartu'nun ilk yazılı belgesidir. Daha önce bilgiler hep Asur kaynaklarından gelmektedir. Milattan önce 9. yüzyıldan itibaren Urartu yazıtları karşımıza çıkar. Bu ilk yazıtlar ise Asur alfabesiyle ele alınmıştır. Asur kültürel etkisi daima Urartu üzerinde baskındır. Yazıtlardaki bu üslup da yine Asur krallarının üslubuyla birebir örtüşür. Evrenin kralı, bütün krallardan haraç alan kral, kentleri fetheden, işin kısası kendini oldukça abartan, bol keseden atan bir üslup vardır. Urartu krallığı 1. Sarduri ile birlikte siyasal ve kültürel açıdan hızlı bir gelişme içine girmiştir. 1. Sarduri'den sonra Urartu tahtına sırasıyla oğlu İşbuini ve Menua geçer. Krallığın ilk yıllarında bayındılık faaliyetlerine önem veren Menua, başkent Tuşba'dan çeşitli yönlere giden yollar üzerinde askeri amaçlı birçok kale yapmıştır. Bu döneminde krallığın geniş ölçekli yayılımı, krallığın tarihi boyunca sürdüreceği gelişme siyasetinin temelini oluşturmuştur. Menua'dan sonra Urartu krallık tahtına 1. Argişti, 2. Sarduri, 1. Rusa, 2. Argişti ve 2. Rusa geçer. 2. Rusa, saltanatı döneminde Urartu Krallığı iktisadi ve kültürel bir gelişme içine girer. 2. Rusa dönemi, ön Asya'daki askeri ve siyasal dengelerin değişmeye başladığı, göçebe kabilelerin güçlerini her zamankinden çok hissettirmeye başladıkları bir dönemdir. Kimmerler artık onları kuzeyden zorlayarak harekete geçmelerine neden olan İskitlerle birlikte İran, Kuzey Mezopotamya ve Anadolu'da tehlike oluşturmaya başlamıştır. Ayrıca M.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru İran'da Medler güçlenmeye ve Asur krallığını zorlamaya başlamışlardır. Urartu krallığı bütün bu gelişmeleri önceden tahmin ederek
göçebe toplulukların oluşturmaya başladığı istila rüzgarından sağ çıkabilmek amacıyla daha çok merkezi bölgesinde, yani Van Gölü Havzası'nda ve Trans-Kafkasya bölgesiyle İran-Azerbaycan'ında konumunu güçlendirmek için yeni kaleler kurmuştur. Urartu Kralı 2. Rusa'nın ölümünden sonra Urartu Krallığı Ön Asya tarihinde eski önemini yitirmiştir. Bu dönemden sonra Urartu Krallığı'nın yıkılışına kadar geçen süre içinde bilgilerin azlığı, yıkılış aşamasını ve nedenlerini tam olarak anlamamızı güçleştirir. Bundan sonraki Urartu Krallarının isimlerinden başka kayda değer bilgiler pek fazla olmamıştır. Yakın Doğu tarihinde beylikler, aşiretler dönemiyle birlikte 600 yıl boyunca ön planda kalan Urartu Krallığı'nın nasıl ve kimler tarafından ortadan kaldırıldığı tam olarak çözüme kavuşturulamamıştır. Profesör Doktor Taner Tarhan tarafından kazılmıştır. Urartu'nun en önemli kentidir. Urartu'nun anıtsal nitelikteki mimari örnekleriyle ilk yazıtlarını burada görmek mümkün. Başkent, Sitadel ve aşağı şehirden oluşmaktadır. Sitadel'de yöneticilerin oturduğu saraylar, tapınak, anıtsal kaya mezarları gibi önemli yapılar vardır. Aşağı şehirde ise halkın oturduğu sivil yapılar vardır. Tuşpa'da en dikkat çekici Urartu öğeleri anıtsal kral mezarlarıdır. Bunlar kayalara oyulmuş odalardan oluşmaktadır. 1. Argiste mezarı tarihlenebilir tek örnektir. Cephesinde 1. Argiste'nin saltanatı süresince yaptığı icraatların anlatıldığı bir yazıt vardır. Van kent merkezinde Van Gölü kıyısında yer alan bu anıtsal başkent bir anıt müze niteliğindedir ve bir başkentin bütün unsurlarını taşımaktadır. Profesör Doktor Oktay Belli tarafından kazılmıştır. Van'ın kuzeydoğusunda Van-Özark yolunun 10. kilometresinde bulunmaktadır. Yukarı Anzaf'ta Halli Tapınağı, büyük depolar ve surlar vardır. Yukarı Anzaf Kalesi, Urartu kale mimarisinin ve yer seçim kurallarının tipik örneklerindendir. Kale, daha yüksekte bulunan dağların koruması altında bir kaya çıkıntısı üzerine inşa edilmiştir. Gürpınar Ovası'nda Hakkari yolu üzerindedir. 1960'lı yıllarda Profesör Doktor Afif Erzan tarafından kazılmaya başlanmıştır. Kazılar yaklaşık 30 yıl sürmüştür. 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi, Bol Dağı silsilesinin batı bitim noktasında yer almaktadır. Burada aşağı kale ve yukarı kale olarak iki ana iskan alanı bulunmaktadır. Çevresi surlarla kuşatılmış bu alanlarda Urartu baş tanrısı Halli'ye ve İrmüşimi'ye adanmış birer tapınak bulunmaktadır. Tapınaklar çevresinde rahiplerin oturdukları kompleksler, depolar ve işlikler bulunmaktadır. Ayrıca aşağı karede oldukça büyük bir saray kompleksi de yer almaktadır. Buradaki depolar, mutfaklar ve saray odaları bir hayli ilgi çekmektedir. Bol Dağ silsilesi üzerine oturtulmuş Çavuştepe Kalesi, doğu ve batı uçlarına açılan hendeklerle bağlantıda oldukları tepeden ayrılırlar. Van kent merkezine 30 dakikalık bir mesafede bulunan Çavuştepe Kalesi, Urartuların mimarideki ustalığının en iyi örneklerindendir. Rusahinili yani Toprak Kale, Urartuların ikinci başkenti olarak kabul edilmektedir. Van kent merkezinin hemen doğusunda yer almaktadır. Ayanis, Profesör Doktor Altan Çilingiroğlu tarafından kazılmaktadır. Son yıllarda Urartu kültürünün ve tarihinin aydınlatılması aşamasında en önemli yerleşme alanıdır. Ortaya çıkarılan tapınak kompleksi ve buluntular 2. Rusa döneminde Urartu kültürünün gelişim aşaması, doruk noktasını göstermesi açısından çok önemlidir. Ayrıca tapınak cephesinde yer alan Urartu'nun en uzun yazıtlarından biri olan metinde Urartu tarihinin son dönemlerinin aydınlatılması açısından önemli bilgiler yer almaktadır. Ayanis'te kazılar halen devam etmektedir.
Van merkezden yaklaşık yarım saatlik çoğu Van Gölü kıyısından seyreden yolu izleyerek kaleye gidilebilmektedir. Eşsiz bir Van Gölü ve Sübhan Dağı manzarası bu yolculukta size eşlik edecektir. Höyük'te sivil yerleşme Profesör Doktor Veli Sevin tarafından kazılmaktadır. Van'ın kuzeydoğusunda Erçek Gölü'nün kuzeydoğu uç noktasında yer almaktadır. İlk Türk çağından beri yerleşmeye sahne olmuş Höyük ve bunun yaklaşık 1,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir Urartu nekropolünden oluşmaktadır. Mezarlıkta içinde 80'i bulan sayıda gömü olan 9 oda mezar bulunmaktadır. Başkent Tuşpanır Mezarlığı Profesör Doktor Veli Sevin tarafından kazısı yapılmıştır. Urartu'nun klasik dönemine tarihlenen tümü soyulmuş 40 kadar yer altında kayaya oyulmuş mezar ortaya çıkarılmıştır. Başkent Tuşpa halkı tarafından kullanıldığı anlaşılan mezar odaları, krali mezar yapılarının minyatür ölçekteki örneklerini yansıtırlar. Birer kuyuyla ulaşılan mezar odaları, kayaya oyulmuş tek veya birden fazla küçük boyutlu mezar odalarından veya gömü alanlarından oluşmaktadır. Birden fazla gömünün yapıldığı bu alanlarda ölü yatakları veya yakarak gömünün yapılmış olduğu çömlekler, çömleklerin konulduğu nişler saptanmıştır. Profesör Doktor Altan Çilingiroğlu tarafından kazılmış olan Höyük, Van Gölü'nün doğu kıyısında Edremit'te yer alır. İlk Türk çağından beri yerleşmeye sahne olmuş Höyük'te Urartu mezarları saptanmıştır. Urartu dönemi köy yerleşmesidir. Höyük'te sivil yerleşme, mezarlıkta 3 sandık oda mezar, küp mezarlar ve kum mezarlar bulunmaktadır. Altıntepe ise Profesör Doktor Tahsin Özgöç tarafından 1960'lı yıllarda kazıları yapılmıştır. Tapınak, yönetici yapıları ve oda mezarları bulunmuştur. Doğu Anadolu bölgesine yazı geleneği Urartu Devleti ile birlikte girmiştir. Oldukça geç başlayan yazı geleneği pek yaygın değildir. Mezopotamya kültürlerinin aksine gündelik yaşama, sıradan insanın yaşamına dair metinler, mitolojik metinlere pek rastlanmaz. Oldukça sınırlı bir kullanım ve konu alanı olmuştur. Önemli yapılarda, yapı kitabelerinde, sınır taşlarında, bazen su yapıları üzerinde ve bazı tunç objeler üzerinde oldukça standart metinlerden oluşan bir gelenek söz konusudur. Metinlerin içerikleri genellikle kralların imar faaliyetleri, askeri seferleri ve zaferleriyle dinsel yükümlülüklerle sınırlıdır. Söz konusu bu üslup oldukça serttir. Daha çok kralların ağzından çıkan sözlerdir. Sert ve buyurgan bir ifade söz konusudur. Urartular başlangıçta Asurca olarak kullandıkları yazıyı zamanla kendi dillerine adapte etmişler ve daha çok arıtsal yapılar ile yine törensel amaçlı tunç eşyalar üzerinde kullanmışlardır. Bunun yanında kimi mühürlerde de çivi yazısı karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında çanak çömlekler üzerinde daha çok belirtmek amacıyla resim yazısını da kullanmışlardır. Yapı kitabelerinde, tapınak ve mezar cephelerinde, bazen ana kayaya oyulmuş anıtların cephelerinde çivi yazısı, mimarinin bir unsuru olarak, belki bezeme amaçlı olarak da kullanılmıştır. Yazı dili oldukça standart ve birbirini tekrarlayan ezber metinler şeklindedir. Tanrının adıyla başlar ve kralın bazen oldukça abartılı faaliyetlerinden bahseder. Sosyal yaşama dair yazıtlar yok denecek kadar azdır. Urartu dilinin hangi ana dil ailesine mensup olduğuna dair yapılan çalışmalarda net bir sonuç elde edilememiştir. Ancak M.Ö. 2. bin yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Suriye'de yaygın olarak konuşulduğu anlaşılan Hurrice ile akrabalık taşıdığı genel olarak kabul edilir. Ancak doğrudan doğruya Hurrice'den de gelişmediği özellikle vurgulanmaktadır. Bu aşamada anne kız akrabalığından teyze yiyen akrabalığına dayanan bir bağlantı tanımlaması yapılmaktadır. Yaşayan diller arasındaki akrabalık derecesi de oldukça tartışmalıdır.
ancak Kafkas dilleri ile yakınlığı bilinmektedir. Bu aşamada benzerlikler şu şekilde saptanmıştır. Geçişsiz fiillerle yapılan cümlelerde özne yalındır. Geçişli fiillerle kurulan cümlelerde ise nesne yalın haldedir, özne ise ergatif haldedir. Bundan hareketle son yıllarda yapılan çalışmalarda Doğu Kafkas dilleri ile kimi bağlantıları saptanmıştır. Bu diller ise Dargi Lezgi, Laki, Avar Ant, Çeçen İnguş dilleridir. Daha önce de belirttiğimiz üzere Urartuların en çok kullandıkları yazı türü kaya yazıtları olarak ortaya çıkar. Bugüne değin saptanan Urartu yazılı belgelerinin toplam sayısı 1700 adet civarındadır. Bunlardan 300 tanesi kapsamlı yazıtlardır. İçerik bakımından zengindirler. Bunun dışındaki yazıtlar yaklaşık 30 adet kil tabletten ve geri kalanı ise 1-2 satırlık metinlerden veya kişi adlarından oluşur. Bu tür kısa yazıtlar daha çok tunçtan yapılmış krali adak eşyaları üzerinde ve yine krallık ailesinin kişisel eşyaları üzerinde bulunmuştur. Urartu yazısının gelişim sürecini ise 3 aşamalı olarak ele alabiliriz. Başlangıçta Asur'dan alınmış yazı Asur dili ile birlikte kullanılmıştır. Yani Urartu'nun en erken yazı örnekleri Asur çivi yazısı kullanılarak Asurca kaleme alınmıştır. İkinci aşamada ise Urartu diline adaptasyon süreci başlar. Bu aşamada yazı yerel dile uygulanır ancak metinler hem yerel dil hem de alıntı yapılan kaynak dil kullanılarak yazılır. Üçüncü ve son aşama ise artık geliştirilen ve adaptasyon sürecinin büyük gelişim gösterdiği noktada tamamen yerel dilin kullanılarak kendi yazı sisteminin oluşturulduğu aşamadır. Bu noktada artık yazı tamamen o dilin gereklilikleri doğrultusunda kaleme alınır. Hatta bazen o dilin fonetik ihtiyaçları çerçevesinde özel işaretler bile eklenebilir. Urartu yazısı az önce ana hatlarıyla vermeye çalıştığımız yazı gelişiminin bütün aşamalarını geçirmiştir. Krallığın kurucusu 1. Sarduri tarafından Van Kalesi'nin doğu uç noktasında yer alan Madırburç yapısındaki taş bloklar üzerindeki ilk yazıtlar Asurcadır. Bu yazıt şu şekildedir. Lutipri'nin oğlu, büyük kral, kudretli kral, evrenin kralı, Nairi ülkesinin kralı, benzeri olmayan, savaştan korkmayan, kendisine karşı gelenleri dize getiren Sarduri'nin yazıtıdır. Lutipri oğlu, kralların kralı, bütün krallardan haraç alan Sarduri şöyle konuşur. Alnionu şehrinden buraya bu temel taşlarını getirttim. Bu duvarı inşa ettim. Urartu'da çift dilli yazıtlar çok fazla değildir. Başlıca örnekler arasında Topzava ve Kelişin siteleriyle yine Kevenli köyünde bulunan bir yazıttır. Ancak Profesör Doktor Dinçol'a göre bu yazıtlar Urartu yazısının gelişim seyrini yansıtmasından çok krallığın içindeki Asurca kullanan ve bilen halk gruplarına yöneliktir. Urartu yazı karakteri göz önüne alındığında Urartu yazısının işlevsel kullanımının yanı sıra yapı cephelerinde hiç kabartma kullanmayan Urartular için yazının dekoratif bir unsur olarak da ön plana çıktığı düşünülmektedir. Urartu'da yapı kitabeleri daha çok droit ve bazalt gibi sert taşlara yazılmıştır. Kaya yazıtları ise daha yumuşak olan kireç taşından ana kayanın yüzeyi tamamen pürüzsüz hale getirilerek çivi yazısı uygulanmıştır. Bu noktada özellikle sert volkanik taşlara yazılan çivi yazısının işlenmesinin oldukça ciddi bir sanatsal ustalık gerektirdiği kesindir. Bu aşamada kimi bilim adamlarına Urartulu taş ustalarının aslında kabartma sanatında da üretim yapabilecek düzeyde olmalarına rağmen kimi kültürel nedenlerle kabartmaların tercih edilmemiş olabileceği öne sürülür. Zira söz konusu aratlar göz önüne alındığında çivi yazısının estetik görünümü oldukça etkileyicidir. Van Ayanis Kalesi Tapınağı'nın cephesini süsleyen çivi yazılı bloklar ile Van Kalesi 1. Argisti mezarı bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Urartu yazısının Asur'dan alındığı aşikar olmakla birlikte dış görünüşünün kendine özgü bir biçim aldığı anlaşılır. Bu durum zamanla kendine özgü bir yazım tarzı da geliştirmiştir. Örneğin Urartu'da çivi yazısının uygulanacağı malzemede
göz önüne alınarak işaretlerin birbirini kesmemesine özen gösterilmiştir. Bu noktada yine daha çok yatay ve dikey işaretler kullanılmıştır. Yine bazı örneklerde satırlar düzgün yatay kanallarla birbirinden ayrılmışlardır. Urartuların metin dilini tekrar ele alırsak, oldukça buyurgan ve katı bir dilin, üslubun kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kralın mutlak otoritesi yazıtlarda hissedilir. Bu noktada da bir Asur etkisinden bahsedilebilir. Urartu örneklerinde de genellikle Tanrı adıyla, Tanrı'nın vekili bir kralın konuşması söz konusudur. Sonraki aşamada yine kralın faaliyetleri ve buyrukları belli bir disiplin içinde verilir. Örneğin, Tanrı'nın buyruğuyla sefere çıkış, sefer güzergahı ele geçirilen kentler belli bir düzen içinde verilir. Yine sefer esnasında hareket edilen orduya dair sayısal rakamlar verilir. Ele geçirilen ganimetler ve esirler de bazen niteliklerine göre sıralanır. Yazıtların sonunda ise genellikle yazıta zarar vereceklere karşı bir beddua metni bulunur. Örneğin, Efendi Tanrı Haldiye, Sarduri oğlu İşbuini ve İşbuini oğlu Ninua bu siteli diktirdiler. Tanrı Haldi kendi mızrağıyla sefere çıktı. Uiteruhi boyunu yendi, Lusa boyunu yendi ve Katarza boyunu yendi. Tanrı Haldi güçlü ve Tanrı Haldi'nin mızrağıyla güçlüdür. Tanrı Haldi'nin kudretiyle Sarduri oğlu İşbuini ve İşbuini oğlu Ninua Lusa boyuna karşı sefere çıktılar. İşbuini güçlüydü ve Menua güçlüydü. Orduda 66 savaş arabası, 1460 süvari ve 15.760 piyade vardı. Tanrı Haldi, Sarduri oğlu İşbuini ve İşbuini oğlu Ninua'nın önünden gitti. Onlar Lusa ve Katarza boylarını püskürttüler. Anşe şehrine doğru ve Büyük Kukuru şehrine doğru ilerlediler. Uiteruhi, Lusa ve Katarza boylarını, Etiyuhi ülkesinin krallarından takviye birlikler yardıma geldiler. Tanrı Haldi kendi mızrağıyla Uiteruhi, Lusa ve Katarza boylarına ve Etiyuhi ülkesinin krallarına karşı sefere çıktı. Tanrı Haldi güçlü ve Tanrı Haldi'nin mızrağı da güçlüdür. Sarduri oğlu İşbuini ve İşbuini oğlu Minua sefere çıktılar. Uiteruhi, Lusa ve Katarza boylarını ve Etiyuhi ülkesinin krallarını takviye birliklerini püskürttüler. Oradan Anaşe şehrine geldiler. 1720 erkek, 1670 kadın, 126 at, 13.540 büyükbaş hayvan. Her kim bu yazıta karşı suç işlerse, her kim buradan çalarsa, her kim gömerse, her kim suya atarsa, her kim yerini değiştirirse, her kim bir başkasına bunları yaptırıp tahrip et derse veya her kim değişik bir şey yani ben yaptım derse Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba ve Tanrı Şivini onu bırakmasınlar. Ne adını ne de soyunu yeryüzünde. Menua sirçinisi olarak tanımlanan yapının girişinin sağına ana kayaya oyulmuş şu yazıt yer alır. Söz konusu yazıtın içeriği bu yapının niteliğinin belirlenmesinde en önemli kaynak olarak kabul edilmiş ve yapının bir kraliyet ahırı olabileceği öne sürülmüştür. İşbuini oğlu Menua bu yeri sirçin olarak yaptırdı. Menua der ki, her kim boğaları oradan sürerse, her kim büyükbaş hayvanları oradan çalarsa, her kim bu yazıta karşı suç işlerse veya her kim bir başkasına bunları yaptırırsa Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba ve Tanrı Şivini onu güneş ışığından yoksun etsinler. Bugün Edremit kadem bastı mevkinde yer alan ve Menua dönemine tarihlenen yazıtlar ise farklı içerikleriyle dikkat çekicidir. Menua, Van kentine su getirmek için büyük bir kanal açtırmıştır ve bu kanalın kimi yerlerine destek duvarlarını oluşturan taş bloklarda çivi yazısı yer alır. İşbuini'nin oğlu Menua, Tanrı Haldi'nin gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı Menua kanalıdır. Tanrı Haldi'nin büyüklüğü sayesinde Menua, güçlü kral, büyük kral, Biyaneli ülkelerinin kralı, Tuşpa kentinin efendisidir. Menua der ki, kim bu yazıyı silerse, kim bunu görürse, kim başkasına bu kanalı ben açtım derse, o Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba, Tanrı Şivini
ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin, güneş ışığından yoksun edilsin. Aynı bölgedeki bir başka yazıt ise içeriği itibariyle Urartu'da nadir görülen örneklerdendir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Urartu'da sosyal yaşam veya kişilerin yaşamlarına ait bilgi veren yazıt aslında yoktur. Yazıt ve kitabeler kralın faaliyet ve politikalarını anlatan güçlü bir iktidar diline sahip kitabelerden oluşur. Bu bağ Minua'nın kızı yani karısı Taneria'nındır. Adı Taliri Ahenili'dir. Menua karısı veya kızı için bir bağ yapmıştır. Bugün yazıtın bulunduğu yer Van Gölü'ne doğru açılan yarım daire biçimli yine bağlarıyla ünlü bir yerdir. Van ili merkezinde bulunan Toprak Kale eteklerinde yer alan Meherkapa Kaya yazıtında Urartu Panteonu'nun tüm tanrı ve tanrıçaları ve bunlara sunulan kurban listeleri 94 satırlık çivi yazısı ile belirtilmiştir. Yazıtta 79 tanrı ve tanrıçı ile bunların önem ve niteliklerine göre sığır, manda, koyun ve kuzu gibi hayvanlardan ne zaman ve kaç tane kesileceği belirtilmiştir. Urartu Panteonu hakkında önemli bilgi edindiğimiz Meherkapı yazıtında baş tanrı Haldi olarak belirtilmiştir. Tanrı Teişeba ve Tanrı Şivini onu izler. Urartu'da tanrıların tasvirleri genellikle bir hayvan ve karışık bir yaratık üzerinde boynuzlu başlıklarıyla ayırt edilir. Haldi genellikle aslan üzerinde betimlenmiştir. Bazı örneklerde alev saçar, alev saçan silahlar kullanır. Teişeba genellikle boğa üzerinde gösterilir, yakın doğudaki diğer örneklerinde olduğu gibi elinde şimşek demetlerini tutar. Şivini ise geleneksel olarak güneş kursu ile betimlenir. Urartu'da ilk 3 tanrı dışında tanrıların kimliklerini belirleyen atribüleri yoktur. Ancak tanrıçalarda durum daha karışıktır. Erkek tanrıların sahip olduğu genel kimlik belirtilerinin hiçbiri bulunmaz. Yazıtlara bir örnek olarak Egemen Efendi Haldi'ye Sarduri oğlu İspuini ve İspuini oğlu Menua bu kapıyı inşa ettiler ve emir verdiler. Güneş tanrısının ayında Haldi'ye, Teiseba'ya, Siviniye ve bütün tanrılara kurban sunulsun. Haldi'ye 6 kuzu parçalansın. Sonra kurban edilecek hayvan cinsi ve miktarı tanrılara göre sıralanır. Haldi'ye 17 sığır, 34 koyun. O en büyük tanrıdır çünkü. Teiseba 6 sığır, 12 koyun. Sivini 4 sığır, 8 koyun. Anlaşılacağı üzere tanrılara önem sırasına göre kurban sunulmaktadır. Tanrılara kurban sunma uygulaması bütün çok tanrılı dinlerin standart uygulamalarındandır. Eski Doğu toplumlarında, daha sonra eski Batı toplumlarında dini törenlerle kurban merasimleri yapılır. Dini bayramlarda veya adak günlerinde de yapılır. Bu gelenek tek tanrılı dinlerde de devam eder. Mezopotamya uygarlığının mirasını alan Yakın Doğu'daki tek tanrılı dinlerde kurban uygulaması devam etmiş, hatta bazen kurallara bağlanmış. Doğu Anadolu bölgesinde birçok alanda yeni gelişmelere imza atan Urartular, mezar mimarisi ve gömü geleneklerinde de birçok ilki ortaya koymuşlardır. Bölgede yeni oluşan siyasi denge, sosyal yapı, artan nüfus gibi etkenler devrim niteliğindeki gelişmeleri zorunlu hale getirmiştir. Bununla birlikte merkezi krallığın yöneticilerinin yazıtlarındaki görkemli unvanlarına yakışan anıtsal kaya mezarlığının yanında artan nüfusun ihtiyacına da cevap verecek değişik türden gömü anlayışlarının ve mezar tiplerinin bir arada bulunduğu mezarlık alanları ortaya çıkmıştır. Gömü geleneklerinde farklılaşmalar diğer bir deyişle aynı alanda farklı uygulamaların görülmesi nüfusun gerek etnik gerekse sosyal alanda çeşitlendiğinin belirtisidir. Urartu mezarları hakkında bugüne değin çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Mezarlar, boyutları, yapı malzemesi, inşa şekli, planı gibi mimari özellikleri tanımlayan isimlemelerin yanında krali mezar odaları
yönetici mezarları, halk mezarları gibi gömülen kişilerin sosyal statüsünü belirten kavramlarla da tanımlanmıştır. Burada bu sınıflandırmalar da göz önüne alınarak krali mezarlar, kaya mezarları, yeraltı oda mezarları, taş sandık mezarlar, basit toprak mezarlar ve urne mezarlar gibi başlıklar altında genel bir ayrıma gidilmiştir. Urartu'nun başkenti Tuşba'da bulunan Van Kalesi kayalıklarına oyulmuş anıtsal kaya mezarları, yüzyıllardır bölgeyi ziyaret eden seyyahlar ve arkeologların ilk ilgisini çeken yapılar olmuştur. Anadolu'da kaya mezar geleneğinin anıtsal ölçekteki ilk örneklerini Friklerde ve Urartularda görürüz. Bu gelenek daha sonra başka antik çağ uygarlıklarında da yaygın olarak kullanılmıştır. Urartu kaya mezarları, Urartu-Batı ilişkisi çerçevesinde değerlendirilebilecek en önemli argümanlar arasında sayılmaktadır. Ancak bu geleneğin Batı ile olan olası bir kültürel ilişki sonucu mu, yoksa bağımsız olarak mı geliştiğini henüz tam olarak açıklığa kavuşturabilmiş değiliz. Çok odalı, Urartu mezarlarının diğer iç donanımlarıyla kendine özgü, bağımsız bir gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Urartu coğrafyasında bugüne değin 50'den fazla kaya mezarı saptanmıştır. Her geçen gün bu sayı daha da artmaktadır. Bunların büyük bölümü araştırmacılar tarafından Urartu dönemini tarihlendirilmiştir. Ancak son yıllarda kaya mezarları hakkında yapılan bazı yayınlar bunların kronolojisiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapılmasını gerekli kılmıştır. Doğu Anadolu coğrafyasındaki kaya mezarlarının ölçüleri, konumları, işçilikleri ve iç düzenlerine bakıldığında farklı grupların ortaya çıktığı görülür. Bu noktada Van Kalesi'ndeki krali kaya mezarları, Urartu kaya mezar mimarisinin kriterlerini belirlememiz açısından güvenilir örnekler olarak karşımıza çıkar. Mezar odalarının kronolojilerine dair kimi önermeler yapılmakla birlikte, Horhor mezarı olarak bilinen mezar, cephesinde yer alan 1. Argişti'ye ait yazıtından dolayı tarihlendirilebilen tek mezardır. Yine Tunceli Mazgirt mezarı da girişinde yer alan 2. Rusa dönemine ait yazıttan yola çıkılarak tarihlendirilmiştir. Yazıtlarda sadece ilgili kralların faaliyetleriyle ilgili metinler yer alır. Genel kabul gören görüş, Urartu krallarının Van Kalesi'ne gömülmüş oldukları yönündedir. Kralın asli ikametgahı veya ölüm yeri başka yerde olsa bile muhtemelen mezar odası Van kayalıklarına açılıyordu ya da var olan mezar odalarından birine gömülüyordu. Bu önermenin temel dayanağı Carmel Blur, Arinbert, Çavuştepe, Ayanis, Anzaf, Toprakkale gibi başlıca Urartu krali merkezlerinde kaya mezarına rastlanmamasıdır. Van Kalesi örnekleri dışında Varto Kayalıdere, Palu, Mazgirt Kaleköy, Tatvan, Doğu Beyazıt, Ağrı Atabindi, Pasinler Kalesi gibi örnekler Urartu merkez bölgesi dışında mimari özellikleri, konumları ve iç düzenleriyle Urartu dönemini tarihleyebileceğimiz diğer kaya mezarlarıdır. Kuzeybatı İran'da Şerik, Sangar, Kale Hodar, Kale İsmail Ağa gibi merkezlerde çok odalı Urartu kaya mezarı kriterlerine uyan örnekler saptanmıştır. Şarik'te ana salon ile birlikte oda sayısı 5'i bulur. 2 numaralı Kale Hodar kale mezarı 4, Kale İsmail Ağa kaya mezarları ise 2 odalı düzenlemeleriyle karşımıza çıkar. 1 numaralı Kale Hodar örneğinde ana salonun doğu uç noktasında atık çukur yer alır. Başkent Tuşba dışında yer alan çok odalı kaya mezarları olasılıkla Urartu'ya öykünen yerel yönetici veya prenslere ait olmalıdır. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere bu mezarlardan hiçbirinde buluntuya rastlanmaması bu değerlendirmeyi sadece bir varsayımdan ibaret kılar. Zira mezar odalarının kronolojilerle ilgili stil kritiği dışında herhangi bir kaynağımız bulunmamaktadır. Ulaşılması güç alanlara yapılan ve dar bir kapıyla ulaşılabilen, çoğunlukla tek odalı, içinde ölü yatağı bulunan mezar odaları plan ve konum özellikleriyle değerlendirildiğinde yukarıda genel hatlarıyla ortaya koyduğumuz Urartu kaya mezarı özelliklerine uymadıkları görülür. Van Kalesi'nde küçük Horhor mezarı, iç kale mezarı ve büyük platformun altındaki küçük mezar söz konusu ayrımı yansıtması açısından önemli örneklerdir.
Bunların Van Kalesi'ndeki krali mezar örneklerinden plan ve boyutlarıyla oldukça farklı bir geleneği yansıttıkları görülür. Küçük boyutlu, tek odalı, odaya açılan büyük nişlerin bulunduğu bu mezarların Urartu sonrası dönemlere, Akaymenit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olmaları olasıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere krali kaya mezarlarının boyutları ve işleniş tarzlarıyla en görkemlileri Urartu başkenti Tuşpa Van Kalesi'nde yer alır. Kurucular, Neft Kuyu, Doğu Odaları ve 1. Argişti mezarları bu örneklerin başında gelir. Mezarların önünde genellikle bir platform yer alır. Bu platformlara Stadel'den kaya merdivenleri veya uygun patika yollarla inilip çıkılmaktadır. Mezar odasına girişi dikdörtgen bir kapı açıklığı sağlarken bazı örneklerde odaya kayaya oyulmuş birkaç basamakla ulaşılır. Girişten sonra bir ana salon, bir oda ve bu salona kapılarla bağlı daha küçük boyutlu gömü odalarından oluşan bir mimari düzeni vardır. Van Kalesi örneklerinde oda ve salonlar büyüktür. Örneğin Neft Kuyu Mezarı'nda ana salon boyutu 90 metrekaredir. Merkez dışındaki kırsal örneklerde ise mezar boyutlarının daha mütevazi ölçülerde olduğu görülmektedir. Oda sayıları ve iç düzenlemelere bakıldığında oda veya salon tabanlarına açılmış şişe biçimli atık çukurları görülür. Bu durum düzenlemenin bu mezar odalarına çok sayıda kişinin gömülmesi için tasarlandığını gösterir. Ana salon ile birlikte oda sayıları değerlendirildiğinde Van İçkale yani kurucular 7, Varto Kayalıdere mezarları ve Van Argişti mezarı 6, Van Neftkuyu, İran Şarik 5, Van Doğu Odaları, Palu 1 ve 2 numaralı mezarlar, Asabindi, İran 2 numaralı Hodar Kaya mezarları ise 4 odalı düzenlemeleriyle karşımıza çıkarlar. Girişten sonra ulaşılan alan genellikle ana salon olarak düzenlenmiş ve bu ana salondan yan gömü odalarına birer kapı açıklığı ile geçişler sağlanmıştır. Ana salon ve odaların duvarlarına ölü hediyeleri veya kremasyon kaplarının yani urnelerin konulabilmesi için nişler açılmıştır. Oda ve salonların bazılarında lahit altlıkları veya izleri ile ölü yatakları tespit edilmiştir. Van Argişti, Varto Kayalıdere, Ağrı Atabindi, Palu 2 numaralı mezar örneği, Manazgirt Karaköy gibi örneklerde mezar tabanına açılan bazıları şişe biçimli çukurlar bulunur. Yeraltı oda mezarlarının in situ durumunda saptanan buluntu durumundan hareketle bu çukurların mezar odasında yeni gömülere yer açılabilmek amacıyla eski gömülerin buluntuları ile birlikte toplandığı birer kemik veya ölü hediyesi depolama alanı yani atık çukurları oldukları anlaşılmaktadır. Mezar odalarının iç duvarları genellikle sadedir. Bunun yanında Van İçkale ve Neft Kuyu mezarlarında yan duvarlar ile tavan kısmının birleştiği alanlara üst örtüyü taşıyan ahşap girişleri temsil ettiği düşünülen yarım yuvarlık dişli silmeler yapılmıştır. Aynı durum Malazgirt Karaköy mezarında da izlenebilmektedir. Yine Van 1. Argişti mezarında ortasında bir delik bulunan, kenarları iç bükey, karelerden oluşan oyuklar bulunur. Bunlar olasılıkla bazı Urartu duvar resimlerinde de tasvirlerini gördüğümüz üzere bezemeli tunç bir levhanın yerleştirilmesi için yapılmıştır. Tavan genellikle düzdür. Bunun yanında Van kurucular ve Neft Kuyu mezarlarında tavan beşik tonoz biçiminde oyulmuştur. Van Kalesi'nin güneydoğu eteklerinde yer alan kremasyon mezarı ise farklı bir plan anlayışıyla karşımıza çıkar. Tek bir salondan oluşan mezar odasının 3 duvarı boyunca açılmış nişlerin tabanlarına urnelerin konulması için oyuklar açılmıştır. Bu mezara ulaşım olasılıkla Stadel'den değil aşağı şehirden sağlanmaktaydı. Mezarın tek bir salondan oluşması, aşağı kentten ulaşıma olanak tanıması ve mimari özellikleriyle Van Kalesi'ndeki krali mezar örneklerinden ayrılır. Doğu Beyazıt Kaya Mezarı cephesi figüratif kabartmalı tek kaya mezarıdır. Mezar cephesi kayalığın batıya bakan yönüne açılmıştır. Kaya mezarında girişten sonra bir ana salon bulunur. Salonun kuzey ve batı duvarlarına nişler açılmıştır. Salonun tabanına açılmış, dikdörtgen bir açıklıkla inilebilen alt katta iki oda yer alır. Küçük boyutlu mezar girişinin her iki kenarında kabartmalar yer alır. Girişin solunda iki elini açmış bir figür, girişin üstünde bir keçi kabartması,
sağda ise bir tanrı kabartması betimlenmiştir. Kompozisyonun bir kurban töreni sahnesini temsil ettiği anlaşılmaktadır. Girişin sağında yani güneyinde yer alan tanrı kabartmasının başında çift boynuzlu bir başlık bulunmaktadır. Kabartma, badem gözlü, hafif kemerli burunlu, sakalsız, bileklere kadar inen bir elbise giymiş şekilde tasvir edilmiştir. Saçları omuza kadar inmektedir ve saç uçları olasılıkla buklelidir. Doğu Beyazıt Kaya Mezarı'nın işlendiği kayalık yüzeyi, güney-batı yönden izleyen dik kayalık alanda ortaya çıkardığımız kaya işçiliği, mezarla ilgili veya çağdaş bir yapı grubunun varlığını göstermektedir. Mezar odasının kuzeyinde, yani sol tarafında, ana kayaya yaslanmış 3 tane yan yana mekan kalıntısının doğu duvarı yani oyukları ile aralarındaki bölme duvarı çıkıntıları kayaya oyulmuştur. Yer altına yapılmış oda mezarlar, Urartu coğrafyasında en yaygın görülen mezar biçimidir. Genel olarak 3 ana grup altında değerlendirilebilir. Bunlar, yeraltı taş örgü mezarlar, yeraltı kaya mezarları ve her ikisinin birlikte uygulandığı örnekler. Van Gölü Havzası'nda Karagündüz, Dilkaya, Ernis Evditepe, Adil Cevaz, Yoncatepe, Van Altıntepe gibi merkezlerde yapılan arkeolojik kazılarda birçok yeraltı oda mezar ortaya çıkarılmıştır. Yeraltı taş örgü mezarlar genellikle toprağa açılan ve mezar ölçüleriyle orantılı çukurun içine yapılan taş örgü duvarlarla oluşturulmuşlardır. Yan duvarlar tavana doğru daralan bindirme tekniğiyle düzenlenmiştir. Böylece daralan tavan kısmı birbirine paralel yerleştirilmiş yassı taş levhalarla örtülebilmiştir. Mezar odaları çoğunlukla uzun, dikdörtgen planlıdır. Bazı örneklerde odaların uzunluğu 6 metreyi bulur. Genişlikleri 1,5-2 metre, yükseklikleri ise 1,5-2,5 metre arasında değişmektedir. Mezar odaları çoklu gömü için düzenlenmiştir. Bu nedenle sürekli giriş olanağı bulunan bir sistem geliştirilmiştir. Yüzey ile bağlantıyı genellikle taş örgü veya doğrudan toprağa açılmış kuyu biçimli bir dromos sağlar. Karagündüz örneklerinin tümünde mezar odasının kısa duvarına açılmış, yassı sal taşı bir blokla örtülmüştür. Bir kapı açıklığından giriş sağlanmıştır. Yoncatepe örneklerinde ise giriş, mezar odasının kısa duvarına yakın tavan kısmına açılmış ve kapak taşıyla örtülmüş, kare veya dikdörtgen bir açıklıktan tepeden sağlanmaktadır. Bununla birlikte dromossuz örneklerde bulunur. Bu örneklerde olasılıkla mezar odasına üst örtüyü oluşturan sal taşlarından birinin kaldırılmasıyla girilebiliyordu. Yeraltı taş örgü mezarlarının yanında yine yer altında kayaya oyulmuş oda mezar yapımı da Urartu'da yaygındır. Bu tür mezarlar işlenmesi oldukça kolay olan kaya türlerinin bulunduğu alanlarda yapılmıştır. Van Kalesi Nekropolü, Altıntepe Nekropolü olarak adlandırılan alanda 1990'lı yılların sonunda yapılan arkeolojik kazılarda birçok yeraltı kaya mezarı ortaya çıkarılmıştır. Mezar odaları değişik mimari düzenlemeleriyle dikkate çekerler. Yüzeyden kare veya dikdörtgen, kuyu biçimli bir dromosla mezar odasının kapısına ulaşılır. Kapı taş örgü mezarlıklarda olduğu gibi yassı sal taşı levhalarla kapatılmıştır. Bazı mezarlar tek odalı, duvar dipleri sekili ve yan duvarları nişli bir plana sahiptir. Bu örneklerde ise kapı açıklığından sonra ulaşılan ana salon veya oda ile bağlantılı daha küçük boyutlu gömü odalarından veya büyük nişlerden oluşan bir mimari düzenlemeye gidilmiştir. Odaların bazılarının duvarlarında niş açıklıklarına rastlanır. Mezar odalarının bazılarında alternatif gömü alanlarının oluşturulduğu görülmektedir. Karagündüz ve Yoncatepe mezarlarında mezar odasıyla bağlantılı ikinci veya üçüncü bir gömü alanının varlığı saptanmıştır. 6 numaralı Yoncatepe mezarı çok odalı yeraltı taş örgü mezarlara iyi bir örnektir. Üste yer alan 5.80'e 1.70 metre boylarındaki mezar odasının güneydoğu bölümüne ikinci bir mezar odası açılmıştır. Altta yer alan bu ikinci mezar odasının üstünün sal taşı levhalarla kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu mezar odasına
ana mezar odasından 4 basamakla inilmektedir. Bu alanın doğusuna da kirli toprağa açılmış 3. bir mezar odası açılmıştır. Karagündüz nekropolinde bazıları sadece elle ulaşılan ana mezar odalarından göreceli olarak daha küçük olan bu alanlar çoğunlukla küçük bir açıklıkla mezar odalarına bağlanmışlardır. Yoncatepe'de de bu amaçla kullanılmıştır. Fakat Karagündüz örneklerine göre oldukça büyük, neredeyse ikinci bir mezar odası niteliğindeki alanlar kirli sert toprağa açılmışlardır ve beşik tonozludurlar. Mezar odasına yeni gömüler yapıldıkça eski gömülere ait kafatası ve buluntularında bu alanlara toplandığı saptanmıştır. Yeraltı oda mezarlarındaki bu çok odalı plan anlayışı Urartu kaya mezarlarının küçük ölçekli yansımaları olarak kabul edilebilir. Bu, kaya mezarlarının mimari biçim ve köken anlayışına bazı açıklıklar getirir. Karagündüz, Dilkaya, Yoncatepe gibi yeraltı örme mezarları içlerinden çıkan yivli çanak çömleklerden yola çıkılarak erken demir çağına tarihlendirilmişlerdir. Ancak bu nekropollerdeki mezarlarda ortaya çıkarılan buluntu grupları bütün olarak değerlendirildiğinde kronolojide bazı sorunlar dikkati çekmektedir. Yivli malzemeyle birlikte bazı mezarlarda kırmızı astarlı Urartu çanak çömleği, Urartu süs iğneleri ve bölgede kronolojisi M.Ö. 8. yüzyıldan daha erkene çekilemeyen fibulaların çıkması tarihlendirme sorununu da beraberinde getirmiştir. Malzeme grubu ve buluntu durumu bir bütün olarak değerlendirildiğinde en azından Karagündüz, Dilkaya ve Yoncatepe gibi nekropol alanlarının orta demir çağına tarihlendirilmesi gerektiği tarafımızdan öne sürülmüştür. Bununla birlikte oda mezar geleneğinin erken örnekleri Ernis nekropolünde aranabilir. Bu nekropolde kurgan mezar tipi ile oda mezar tiplerini aynı alanda izlemek mümkündür. Çevresi bir taş sırasıyla kuşatılmış, birden fazla taş sandık türü mezar biçiminin izlendiği örnekler yanında büyük boyutlu, dromoslu mezar tipleri görülmektedir. Bölgede 1960'lı yıllarda yapılan kazılar hakkında yeterince bilgimizin olmayışı, çıkan çanak çömlek buluntularını sağlıklı bir biçimde değerlendirmemizi de zorlaştırmaktadır. Anadolu bölgesinde en azından ilk Tunç çağından itibaren kullanılmaya başlayan ve Urartularda da görülen diğer bir mezar tipini taş sandık mezarlar oluşturur. Yoncatepe ve Dilkaya kazılarında ve Karagündüz nekropollerinde bu türden mezarlara rastlanmıştır. Dikine yerleştirilmiş yassı taş bloklarıyla çoğunlukla kare ve dikdörtgen planda sandık şeklinde bir tür mezar oluşturulmuştur. Üst örtü ise büyüklüğüne göre bir veya iki yassı taşın dikine yerleştirilmiş sal taşlarının üzerine oturtulmasıyla yapılmıştır. Yoncatepe'de tek kişinin gömülmüş olduğu mezara karşın Dilkaya'da 7 gömünün yapılmış olduğu taş sandık tipinde büyük boyutlu bir örnek mevcuttur. Karagündüz nekropolünde de boyutları ve gömü sayısı ile oda mezar anlayışına yakın ama mimari kuruluşu ile taş sandık tipini yansıtan M2 mezarında çoklu gömü saptanmıştır. Ölen kişinin doğrudan toprağa açılmış çukura yerleştirildiği mezarlar basit toprak mezarlar olarak tanımlanır. Gömü genellikle hoker biçiminde yapılmıştır. Tek bireyin gömüldüğü örneklerin yanında aynı alanda birden fazla kişinin gömülmüş olduğu basit toprak mezarlarda bulunmuştur. Bu durum oda mezarlardaki çoklu gömü anlayışının basit toprak mezarlarda da uygulanmış olabileceğini göstermektedir. Basit toprak gömülerde de mezar armağanı ve ölü yemeğinin konulduğu gözlenmiştir. Oda mezarlardakilerle karşılaştırıldığında ölü armağanı olarak bırakılan eşyaların niteliğinde belirgin bir farklılık göze çarpmaz. Urneler başlı başına bir mezar tipini ve gömü geleneğini yansıtmakla birlikte diğer mezar tipleriyle bağlantılı olarak da
ele alınabilirler. Urne aslında kremasyon, yakma işleminden sonra ölünün kalıntılarının yani kül ve kemiklerinin konulduğu tunç veya çoğunlukla pişmiş topraktan yapılan kısa boyunlu, şişkin karınlı, düz dipli kapları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Urneler, kaya mezarları veya oda mezarlarının duvarlarına açılan nişlere, doğal kaya oyuklarına, toprak ya da kayaya açılmış oyuk ve kanallara konulmuşlardır. Kapların ağzı genellikle küre biçimli bir çanağın ters konulması ile örtülmüştür. Bazı örneklerde kabın etrafı küçük taşlarla desteklenmiştir. Tek başına olanlar yanında birden fazla urnenin yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuş gruplar da vardır. Van kayalığında yer alan kremasyon mezarındaki oyuk sayıları dikkate alındığında çok sayıda urne gömünün aynı alanda toplanabildiği görülür. Urnelerin omuz kısımlarında genellikle 3 delik yer alır. Bunun yanında tek, ikili ve 5 delikli urneler de vardır. Bilinçli açılmış bu deliklerin ölü ruhunun serbest kalması için yapıldığı öne sürülür. Tarhan ise söz konusu deliklerin gömülen kişinin cinsiyetiyle ilgili olabileceğini vurgulamaktadır. Bazı örneklerde ölü armağanları urnenin içine, bazılarında ise hemen yanına konulmuştur. Iğdır Melekli, Adil Cevaz, Patnos Dedeli, Liç, Van Altıntepe, Habib Uşağı ve Dilkaya gibi Urartu nekropollerinde çok sayıda urne gömü in situ olarak ortaya çıkarılmıştır. Urartu mezar tipleri ve mezar mimarisi aslında gömü geleneğinin de bir yansımasıdır. Urartu'da gömü biçiminin ana karakteri çoklu gömüdür. Mezar odalarına birden fazla gömü yapılmıştır. Gömü sayısı mezar odasının boyutları ve kullanım süresine bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin Karagündüz 8 numaralı mezarında gömü sayısı 106'yı bulmuştur. Mezar odalarına cesetler poker pozisyonunda bırakılmıştır. Boyutları göz önüne alındığında bir mezar odasına bu kadar fazla gömünün yapılması teknik olarak mümkün değildir. Mezar odasına yeni gelen gömülere yer açabilmek amacıyla eski gömülerin mezar armağanları ile birlikte mezar dibine doğru yığıldığı buluntu durumlarından anlaşılmaktadır. Buna karşın bazı özel uygulamalar da tespit edilmiştir. 3 numaralı Yoncatepe mezarında kafa taslarının aynı alanda toplandığı, bazılarının ise çanaklar içine konulduğu görülmüştür. Yine K10 numaralı Karagündüz mezarında yaklaşık 10 tane kafatası mezar odasının dip kısmına açılan bir oyuğa yerleştirilmiştir. Mezarlarda normal gömülerin yanında kremasyon gömülerinin de yapılmış olduğu saptanmıştır. Özellikle 3 numaralı Yoncatepe, 5 ve 8 numaralı Karagündüz mezarlarında kremasyon işleminin gerçekleştiğini kanıtlayan yanmış insan kemikleriyle küller bulunmuştur. Bu mezarlarda urne bulunmayışı ölünün yakıldıktan sonra olasılıkla kemiklerinin belki bir kumaş parçasına sarılarak mezar odasına konulduğunu akla getirmektedir. Halkın kullandığı mezar odalarında kremasyon gömü ve normal gömülerin bir arada bulunması belki de farklı gelenek ya da kültürel kökenden gelen bireylerin ayrı mezar odalarına gömülmüş olabileceğini göstermektedir. Bunun yanında kişinin sosyal statüsü, cinsiyeti veya ölüm şekli de gömü biçimini belirlemiş olabilir. Ancak bu ayrımı belirleyecek arkeolojik bir bulgu henüz yok. Mezar odaları içinde bulunan çanak çömlekler, ölü yiyecek ve içeceğinin konulduğu kaplardır. Ölen kişiler çoğunlukla kişisel süs eşyalarıyla veya armağanlarıyla birlikte gömülmüştür. Mezar odaları içinde bazıları in situ olarak saptanan gömülerde de anlaşılacağı üzere demirden bilezik veya halhal, demir veya tunç elbise, süs iğneleri, demir ve tunçtan yüzükler, çeşitli taşlardan boncuk kolyeler ile hemen hepsi demirden yapılmış hançer ve bıçaklar gömüyle birlikte mezar odasına konulmuştur. Bazı metal buluntular üzerindeki kumaş izleri ve elbise aksamı olarak kullanılan tunç ve demir iğneler ile düğmeler, ölünün mezar odasına giyinik biçimde konulduğunu göstermektedir. Yoncatepe mezarlarında insan gömüleriyle birlikte hayvan gömüleri de saptanmıştır. Ancak bunlardan sadece M5 mezarındaki örnek in situ durumunda saptanmıştır.
diğer birçok mezarda da onlarca köpek kafatası ve kemiği bulunmuştur. Aynı alanlarda yığın halinde büyük baş ve küçük baş hayvan kemikleri de izlenmiştir. Mezar odalarındaki bu sıra dışı gömü anlayışını açıklayabilecek herhangi bir arkeolojik kanıt henüz bulunamamıştır. Kaya mezarlarında uygulanan gömü anlayışları hakkında ise bilgilerimiz çok sınırlıdır. Zira Vartok Kayalıdere Kaya Mezarı'nda kısmen defineciler tarafından tahrip edilmiş bir alan dışında tespit edilebilmiş orijinal bir gömü veya buluntu durumu yoktur. Daha önce de değindiğimiz gibi kaya mezarlarına kuşkusuz soylular ve saray erkanından kişiler gömülüyordu. Dolayısıyla uygulanan törenlerin niteliği de buna göre şekillenmekteydi. Urartular için Yakın Doğu'nun en büyük madenci topluluğu tanımlaması yapılır. Yapılan yüzey araştırmalarında Doğu Anadolu'nun birçok noktasında saptanmış demir madenleri, işleme atölyeleri Urartulara atfedilmiştir. Ancak sadece yüzey araştırmalarına dayanan bu tür bilgiler söz konusu tanımlamanın yapılabilmesi için oldukça iddialı kanıtlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunca maden ocağına rağmen Urartu yerleşmelerinde maden işleme atölyeleri veya işlikleri arkeolojik kazılarda saptanamamıştır. Kimi zayıf kanıtlar ise bu konuda iddialı konuşmaya yetecek derecede değildir. Buna karşın mimaride ve daha çok kaya işleme sanatlarındaki becerilere, özellikle metal araç gereç üretiminde de endüstriyel bir aşamaya geçtiklerini gösterir. Bugün Urartu coğrafyasında yayılım gösteren yerleşme alanlarındaki mimarinin kalitesi bir şekilde metal alet kullanımının da kalitesini gösterir. Bir nevi Urartuların en yetkin oldukları mimarlık konusundaki başarıları kimi zaman özellikle de demirden alet üretmekteki ustalıklarına da bağlıdır. Maden ocakları veya atölyeleri bulunmasa da bugüne değin daha çok kaçak kazılardan ve arkeolojik kazılardan ortaya çıkarılmış tunç ve demirden eserler Urartu'nun metal işleme ustalıklarının en iyi kanıtıdır. Demirden yapılmış silahlar ve iş aletleri, tunçtan yapılmış savaş silahları ile kuyumculuk örnekleri oldukça dikkat çekici bir işçiliğin yansıtır. Yine tunçtan yapılmış, üzeri çivi yazılı ve bezemeli bakraçlar, at koşum takımları, mobilya parçaları, çanaklar oldukça gelişmiş bir estetik anlayışı, tekniği ve işçiliği yansıtır. Urartu kemerleri gerek metal işçiliğinin kalitesi gerekse üzerindeki bezemeler yardımı ile Urartu dini, mitolojisi ve sosyal yaşamına dair önemli bilgiler verir. Kemerler ve madalyonlar ile tunç levhalar üzerindeki tasvirlerden hareketle Urartuların giyim kuşamına, gündelik yaşamına ve sosyal statüsüne değin çeşitli çıkarımlar yapılabilir. Urartu kemerlerinde ince olan ve konu olarak daha çok ziyafet sahnelerinin bulunduğu kemerlerin kadınlara ait oldukları anlaşılmaktadır. Daha kalın olanların ise erkeklere ait oldukları düşünülmektedir. Buluntu yeri bilinmemekle birlikte boyut, sahne ve üslup açısından Urartu kemeri olduğu açık olan bir örnek belki de bize Urartu kadını hakkında en çok bilgiyi vermektedir. Uzunluğu 79.2 cm, genişliği ise yaklaşık 7 cm olan kemer kadınların oluşturduğu kompozisyonlardan oluşmaktadır. Kemer yatay olarak bölünmüş iki panelden oluşur. Bazen birbirini tekrar eden sahneler narratif yani öyküleyici bir üslupta ele alınmıştır ve olasılıkla bir düğün merasimi anlatılmaktadır. Kemer üzerindeki sahnelerin konusu büyük olasılıkla bir düğün betimidir. Sahnenin başında ve sonunda çok burçlu krali bir yapının betimlenmesi bu eylemin krali bir kentte veya İki krali kent arasında yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu noktada tasvir edilen gelinin ve bunun yanında kemer sahibinin saraya veya kraliyet ailesine mensup olma olasılığı yüksektir. Gelin çeyizini taşıyan süslü at arabaları, ziyafet sahneleri, çalgıcı ve oyuncular konu edilen olayın ihtişamını da sergilemektedir. Bu açıdan Urartu'da elit tabakanın veya kraliyet düğünlerinin oldukça hareketli geçtiği anlaşılmaktadır. Söz konusu sahnelerde erkeklere veya tanrıçalara özgü betimlerin olmaması ise ilginçtir.
öküzlerin çektiği iki tekerlekli araba, sunu yapan kadınlar ile değişik müzik aletleri çalan kadınların betimlendiği bu kemer parçasında olasılıkla yine bir düğün merasimi, bir ziyafet sahnesi betimlenmiştir. Urartu'da özellikle tunç ve altından yapılmış olan madalyon ve gözlükler de oldukça ince bir işçiliğin ürünüdürler. Üzerlerinde daima kabartma bir tasvir yer alır. Konular kemerlerde olduğu gibi belki bir kraliyet düğünü, ziyafet sahnesi, mitolojik karışık yaratıklardan oluşan bir sahne veya bir kabul sahnesidir. Urartu'nun ikinci başkenti olarak kabul edilen ancak bu konuda herhangi bir arkeolojik kanıtın olmadığı 2. Rusa dönemi kenti Toprakkale'de bulunmuş gümüş madalyonlarda oldukça görkemli görünen bir tahtta bir kadın oturmaktadır. Bazı yorumlara göre bu kadın baş tanrı Haldin'in eşi tanrıça Arubani'dir. Kolye ucu olarak tanımlanan bir diğer örnekte ise yine bir taht üzerinde oturan kadın her iki yanında dua eder pozisyonda birer kadınla betimlenmiştir. Figürler arasında güneş sembolü yer almaktadır. Urartu coğrafyasında sıklıkla rastlanan ve olasılıkla kemer parçalarının yeniden işlenerek oluşturulduğu anlaşılan tunç adak levhaları üzerinde çoğunlukla tanrı tasvirleri yer alır. Söz konusu tasvirlerde tanrı betimi genellikle standarttır. Bir hayvan üzerinde ayakta durur pozisyonda yer alan tanrı, elinde genellikle bir silah tutar. Ayrıca bir yayı da bulunur. Diğer elini ise dirsekten kırarak hafifçe öne doğru uzanmıştır. Kısa bir etek üzerinde bileklere kadar uzanan bir tunik giyerler. Elbise kenarları püsküllü veya işlemelidir. Yine elbisenin desenli bir kumaştan yapıldığı görülmektedir. Tanrının daima boynuzlu bir başlığı vardır. Bir örnek, işlediğimiz konu bakımından dikkat çekicidir. Adak levhası üzerindeki tanrı betiminin karşısında ellerini yukarı kaldırmış, dua eder pozisyonda bir kadın figürü işlenmiştir. Benzer örneklerde olduğu gibi uzunca geometrik desenli bir tunik giymiş kadının başı ayrı, yatay desenli bel altına kadar inen bir örtüyle kapatılmıştır. Kadının önünde yer alan keçi, olasılıkla kurban edilen hayvanı betimlemektedir. Arubani'ye atfedilen bir tunç heykelcik, Urartu'nun nadir örneklerindendir. Van Derebey'de bulunduğu rapor edilen ve bugün Erivan Müzesi'nde bulunan tunç heykelcikte yine elit tabakadan olduğu anlaşılan bir kadın veya tanrıça betimlenmiştir. Burada da ayak bileklerine kadar uzanan bezemeli bir elbise giymiştir. Başörtülü olarak gösterilmiş figürün boynunda 3 sıra halinde düzenlenmiş boncuk kolye ve başı hayvan biçimli bir elbise iğnesi dikkat çekicidir. Urartuların bugün dahi kullanılan sulama tesisleri oldukça başarılı ve sistemli bir şekilde depreme karşı bilinçli mühendislik önlemleri alınarak yapılmıştır. Şüphesiz bu tipte önlemlerin alınabilmesi için en büyük etkenlerden birisi Urartuların madencilikte çok ileri bir düzeye ulaşmış olmasıdır. Van'ın 20 kilometre doğusunda 2. Rusa tarafından inşa edilen Keşişgöl Barajı, yine 2. Rusa tarafından kurulan 2. Başkent Toprakkale'nin kurulmasıyla birlikte oluşturulan yeni bir sulama sisteminin parçası olarak inşa edilmiştir. Berlin'de bulunan 2. Rusa'ya ait stelde bu faaliyet hakkında bilgi edinmekteyiz. Uzun ama büyük bir kısmı anlaşılamayan metinde Keşiş Gölü'nün yapılış amacından bahsedilmektedir. Burada kanallar, savaklar için çok su biriktirdim. Adına Rusa Gölü dedim. Bu arada şimdiye kadar çorak arazi için Rusa kentine bir kral açtırdım. Verimli topraklar eskiden hiç ekilip biçilmezdi. Rusa der ki, Rusa kentini kurduktan, bu gölü oluşturduktan sonra Rusa Hinili önündeki arazinin Tuşba halkı tarafından işlenmesini
halk tarafından aletlerle temizlenmesini emrediyor. Rusa der ki, hazırlanan araziye bağ bahçeler kurulmasını emrediyor. Orada büyük işler yaptım. Bu göl, Rusahinili için geleceğin teminatıdır. Urartu sulama kanalı dendiğinde hiç şüphesiz aklımıza ilk gelen Menua yani Şamram kanalıdır. Van'ın 50 kilometre güneyinde yer alan Gürpınar Ovası'nda Urartu Krallığı'nın başkentinin bulunduğu Van Ovası'na su getirmektedir. Ayrıca Menua kanalı bununla kalmaz ve geçtiği yerlerdeki tarla, meyve sebze bahçelerinin de su ihtiyacını karşılar. Kanal boyunca yaklaşık 5000 hektardan fazla arazi Menua kanalının taşımış olduğu suyla sulanıp ekilip biçilmektedir. Yüzyıllar boyunca bozulmadan varlığını koruyan ve bugün dahi kullanılan geçtiği bölgelerdeki tarım alanlarına hayat veren Menua kanalı 15 farklı noktasına hemen hemen birbiriyle aynı nitelikte olan inşa yazıtları konmuştur. İşbuin'in oğlu Menua. Tanrı Haldin'in gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı Menua kanalıdır. Tanrı Haldin'in büyüklüğü sayesinde Menua, güçlü kral, büyük kral, Biyanili ülkelerinin kralı, Tuşba kentinin efendisidir. Menua der ki, kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse, kim bunu görürse, kim başkasına bu kanalı ben açtım derse, o Tanrı Haldi, Tanrı Teyi Sheba, Tanrı Şivini ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin. Güneş ışığından yoksun edilsin. Urartu devleti yaklaşık 300 yıl boyunca Doğu Anadolu bölgesine altın çağını yaşatmıştır. Merkezi güçlü krallık, maden işçiliği ve kent mimarisi ve şehirciliği geliştirilmiş, ortak bir din anlayışını benimsetmeye çalışmıştır. Doğu Anadolu bölgesinin sert iklim koşulları ve geçit vermez topografyasına rağmen yüksek bir medeniyet üretmiş olan Urartulardan sonra Doğu Anadolu bir daha aynı refah düzeyine ulaşamamıştır.